FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından prensip edindiği gizlilik ilkesi, gözaltına alınan bir mahrem askerin itiraflarıyla başlanan ankesör operasyonlarıyla açığa çıkarıldı. Hain darbe girişiminin ardından FETÖ mensubu kişileri yakalamak için düğmeye basan emniyet teşkilatı, bir yandan da darbe girişimini gerçekleştiren üst düzey kişilerin örgüt içindeki konum ve mevkilerini araştırmaya başladı. O dönemde polis baş müfettişliğinden Tekirdağ Emniyet Müdürü olarak atanan ve şu an Konya Emniyet Müdürü olan Mustafa Aydın ve mesai arkadaşları, Iğdır'da gözaltına alınan bir kripto askerin anlattıklarıyla örgütün ilk mahrem yapısını deşifre etti. Tekirdağ merkezli yürütülen ve 15 kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan ilk ankesör operasyonu daha sonra 76 ile yayıldı. FETÖ'nün kılcal damarlarına inen yolu açan bu operasyonlar sayesinde yaklaşık 20 bin FETÖ'cü kripto asker tespit edildi. Bunun yanı sıra binlerce mahrem imam da açığa çıktı. O zamanki görevim olan polis baş müfettişi olarak görevlendirilmiş bir polis şefiyim. Ve bu görevlendirdiğimiz süre içerisinde İçerimizde bulunan, emniyet teşkilatına sızmış olan hainleri deşifre görevimizde büyük bir temizlik harekatına girdik. Ve örgütün hücre yapılanmasında bir mahrem imam diye tabir ettiğimiz sorumlusu, o 4 veya 5 en fazla 6 kişiden sorumlu, bu kendi sorumlu olduğu kişileri bulunmuş olduğu ortamda, dış ortamda, lokanta, büfe, alışveriş yapmış olduğu bakkal veya benzinliklerdeki telefonlarla sorumlularına ulaşıyor. Bir telefonla iki kişiyi araması sonucu iki kişi aynı şekilde arandığını tespit ettik. Bunların iletişim kaynaklarına ulaşarak bir hücreyi çözdüğümüzde bunların İlk mahrem imamı diye tabir ettiğimiz abilerine ulaştık ki bu kocaman kabul ettiğimiz insanların abilisi kabul ettiğimiz 30'lu yaşlardaki bir öğretmendi. Bu öğretmenden emir alıyorlardı.